Ülkemizde ilk kez 15 otizmli müzik dehası, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı ev sahipliğinde bir araya geldi. Farklı illerden gelen müziğe yetenekli otizmli öğrenciler bir hafta boyunca çalgı, ses, koro, ritim ve solfej eğitimi aldılar. Oğlum Buğra Çankır otizmli olmasına rağmen şu anda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde doktora öğrencisidir. Ancak biz bu noktaya gelene kadar çok büyük zorluklar yaşadık. İyi müzik eğitimi, kaliteli müzik eğitimi, uygun müzik eğitimi bulma konusunda çok büyük mücadelelerimiz oldu. Buğra, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Sayın Profesör Doktor Uğur Türkmen'in tez danışmanlığında yüksek lisansını tamamladı. Bu sırada Uğur hocamız otizmlilerin dünyasına da bu şekilde girmiş oldu. Tez konusu da otizmli, müziğe yetenekli çocukları bulunan ailelerin bu süreçte yaşamış oldukları sıkıntıların betimlenmesi, problemlerin betimlenmesiydi. Böylece müziğe yetenekli Türkiye'deki otizmli çocukları tespit etmiş olduk ve bunlarla birer birer aileleriyle röportajlar yapıldı. Ve bu röportajlar sonunda da tez ortaya çıktı. Burada Uğur hocam gördü ki bu alanda çok büyük bir boşluk var ve bu aileler çok büyük arayış içerisindeler. Çocuklarıyla ilgili olarak otizmin getirmiş olduğu güçlüklerin dışında bir de sistemin veya uygun olmayan sistemin getirmiş olduğu, kişilerin getirmiş olduğu zorluklarla mücadele etmek zorunda oldukları anlaşıldı. Bununla ilgili olarak da devamında daha doğrusu bu röportaj konusu olan, tez konusu olan 10 tane aileden 7 tanesi bir araya gelerekten Uğur hocamıza böyle bir dilekte bulunduk. Böyle bir model oluşturulabilir mi? Bundan sonra gelecek olan çocuklara, ailelere rehberlik yapacak, çocuklara uygun eğitimin nasıl verileceğini anlatabileceğimiz bir okul ortamı olabilir mi şeklinde bir düşünceyle başlandı ve ilk geçen yıl birincisini yapmış olduğumuz 3 günlük bir burada Çanakkale 19 Mart Üniversite Konservatuarı kapsamında bir yaz okulu yaptık. Bu yıl biraz daha organize olaraktan bir haftalık süreye çıkardık ve 15 tane şu anda öğrencimiz var. Bu sene den itibaren sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Yani üçüncüsü, dördüncüsü. Çok güzel hayallerimiz var. Onlarla birlikte olmayı seviyoruz. Onlar bizimle olmayı seviyorlar ve burada eğitim dışında sosyalleşiyorlar, müzik yapıyorlar en önemlisi. Birlikte şarkı söylüyorlar, enstrüman çalıyorlar. Bunun daha ileriye taşınmasını istiyoruz. Onların sesi olmak istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesinden de diyebiliriz buna. Bizim müzik ve otizm yaz okulumuz geçen sene başladı. 8-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında. Zaten benim de misyonum ve vizyonum benim gibi özel bireylere yardımcı olmak, ne öğretebiliyorsam ya da ne yapabiliyorsam elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum onlar için ve en iyisini yapmaya da devam edeceğim büyük bir zevkle. Biz otizm bence bana göre bir hastalık değildir, farkındalıktır. Bizleri dışlamayın, bizlere istihdam sağlansın istiyorum. Bizlere fırsat verildiği zaman neler yapıldığını görebiliyoruz. Zaten ben Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yüksek lisansta müzik ve otizm üzerine tezimi yaptım. Yüksek lisansı bu sene bitirdim.